Evet değerli dostlar, değerli izleyenler, Manisa'dan evlerinize konuk oluyoruz efendim. Ekranları başlarında bizleri izleyen bütün dostlarımıza tarihi tıp müzesinden, Ayşe Hafsa Sultan'ın yaptırmış olduğu tıp müzesinden ekranlarda sizlerle buluşuyoruz efendim. Konuğumuz çok değerli büyüğümüz, hocamız, doçent doktor, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ hocamız bizlerle. Bugün burası gerçekten çok kalabalık. Birazdan daha da arkadaşlarımız size gösterecekler. Ben sözü fazla uzatmadan sözün üstadı Selçuk Özdağ sözü evet. bırakayım efendim Sayın evet. hocamıza. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Ayşe Hafsa Sultan'dan bahsettiniz. Evet, evet efendim. Tıp müzesi dediniz. Önce Ayşe Hafsa Sultan kim? Ruhu şad olsun. Evet, Allah rahmet eylesin. Hafsa Sultan, Türk Osmanlı'nın en büyük hükümdarlarından bir tanesi olan, eğer Peygamber Efendimiz'in övgüsüne mazhar olmasaydı, Peygamber Efendimiz'in metiye-i Muhammediye, yani Muhammedi metiye'ye, övgüye mazhar olmasaydı, Fatih'ten de büyük diyeceğim Yavuz Sultan Selim Han'ın eşi. Yavuz Sultan Selim Han, Halife-i Ruh-i Zemin, halife unvanını kazandı ve hilafet makamını Osmanlı'ya getirdi. Yani İslam dünyasının lideriyim dedi. Hafsa Sultan da onun eşi, ona aşık, onu çok seviyor. Ama o genç yaşta hastalanıyor. Sonra Manisa Şehzadeler Kenti, İstanbul'dan kalkıyor, payitahttan, başkentten kalkıyor. Ve Manisa'ya geliyor. Hastalanınca burada Merkez Efendi, Merkez Musliyettin Efendi, şimdi Denizli'de, Denizlili kendisi, Denizli'de büyük şehir olduktan sonra Denizli, Denizli'nin bir ilçesine adını verdik. Merkez Efendi ilçesi. Burada da Hafsa Sultan'la ilgili her yıl mesir şenlikleri yapılıyor. Hafsa Sultan hastalandıktan sonra Merkez Muslihittin Efendi, yani baş tabip, baş hekim, 41 çeşit baharattan bir macun yapıyor. Bu macunun 20 çeşidini Sipil Dağları'nın, Manisa'nın hemen eteğinde bulunan, Manisa'nın batısına açılan Sipil Dağları'ndan topluyor. Peki 21'ini nereden getiriyor? 41 çeşit baharat. 21'i İpek yolundan, yani Cava Adaları'ndan, Hindistan'dan, oralardan getiriyor. Altaylardan, Tanrı Dağları'ndan 21 çeşidi 41 ile birleştiriyor ve bir macun yapıyor. Bu macunla beraber Ayşe Hafsa Sultan iyileşiyor ve ardından da Ayşe Hafsa Sultan ferman yayınlıyor. Bundan böyle her yıl bu macun evlere dağıtılsın. Saçılsın değil, önce dağıtılsın. Evlere dağıtılıyor. Manisa küçük bir yer. Şehzadeler buradalar. Ata binmeyi burada öğreniyorlar. Ok atmayı burada öğreniyorlar, avlanmayı burada öğreniyorlar, coğrafya bilgisini, matematiği burada öğreniyorlar, tarih bilgisini burada öğreniyorlar ki dünyanın en büyük hükümdarı Fatih Sultan Mehmet Han burada yetişti. 5 yaşından itibaren İstanbul'u fethetmeyi hayal etti. Peygamberlerden sonra ve peygamberlerin arkadaşlarından sonraki en değerli insanlardan bir tanesi, evliyalardan sonraki Fatih Sultan Mehmet Han. Biliyorsunuz 13 yaşında hükümdar oldu. Babası onu hükümdarlığa bıraktı. Sonra babasının o meşhur mektubu yazdı. Eğer hükümdarsan, sultansan gel devleti yönet. Yok sultan bensem emrediyorum devletin başına geç. Ve ardından da tekrar yeniden baba devleti yönetmeye başladı. Fatih küçüktü. Daha sonra 19 yaşında baba öldü. Fatih Manisa'dan Edirne'ye bir yolculuk yaptı. Bir gece yarısı 3 at çatlatarak, kimseye haber vermeden, en yakında bile haber vermeden tek başına Edirne'ye gitti. Osmanlı geleneğinde Devlet-i Aliye'de, daha doğrusu Osmanlı diye bir devlet yok, Devlet-i Aliye var, Ali Devlet. Osmanlı daha sonra son dönemlerde Devlet-i Aliye-i Osmaniye adını aldı. Osmanlı Büyük Devleti ve orada hükümdar oldu. Hükümdar oluncaya kadar bütün kardeşlerin hükümdarlık hakları var. Ama hükümdar olduktan sonra bir tek o hükümdardır. Geri kalan ona tabi olacaktır. Olmak mecburiyetindedir. Fatih 19 yaşında sultan oldu. Hakan oldu. Ardından da hayali vardı zaten. Biliyorsunuz hemen Rumeli Hisarı'nı yaptırttı kendisi. Ve ardından Anadolu Hisarı'nın karşısına müthiş bir hisar. Ve oradan ve bunu kufi harflerle Muhammed yazdırıyordu. Yazıyordu. Yukarıdan baktığınız zaman buydu. Muhammed.
kufi harflerle. Bu kadar peygamber sevgisi dopdolu, şair, birkaç dil biliyor ve aynı zamanda Batı'nın kitaplarını çok iyi okuyor. Böyle bir insan burada yetişmişti. Ayşe Hafsa Sultan iyileşti, 5 yıl daha yaşadı. Daha sonra da vefat etti. Yavuz Sultan Selim Han'ın muhterem eşiydi. Ve o günden itibaren mesir macunları hep dağıtıldı. Daha sonra bu saçılmaya başlandı. Burada Sultan Camii'nin önünde. Kendisi de buraya bir cami ve ardından bir külliye yaptırdı. Bu külliyede han vardı, hamam vardı. Burada şifahane vardı ki dünyanın en büyük şifahanelerinden bir tanesi bugün Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Paris'tedir. Paris'teki hastanenin bile krokisi Edirne'deki bimarhaneden alınmıştır. Şifahaneden alınmıştır. Burası bimarhanedir. Buradan alınmıştır. Ve burası da bizim için çok önemli. Ardından biz burayı tıp müzesi haline dönüştürdük. Şu an Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü himayesinde, onun bünyesinde hizmet veriyor. Ve buraya ziyaret edenlerin, Manisa'ya gelenlerin mutlaka buraya da uğraması gerekiyor. Musiki ile tedavi, makamlarla tedavi ve aynı zamanda kuşların etleriyle tedavi. Şizofrenseniz hangi kuş eti yiyeceksiniz? Paranoid şizofreniyseniz hangi musiki, hangi makamı dinleyeceksiniz? Bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor ve burada hangi çiçekleri koklayacaksınız? Yani gülü mü koklayacaksınız, sümbülü mü koklayacaksınız, hangi fesleğeni mi koklayacaksınız, hangi hastalığa? Yani ne iyi geliyor? Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyor. Osmanlı bilimsel bir devlet, bilgiye önem veren bir devlet. Okumaya, bilgiye, yazmaya önem veren bir devlet. Ve Osmanlı 1299'da kuruldu. 1923 yılında bıraktı, vefat etti, tarih sahnesinden çekildi. 1923'te Cumhuriyet kuruldu biliyorsunuz. Ve biz 94 yıldır yeni bir devletin mensuplarıyız ama bizde devletler hep devamlılık arz eder. Türkiye'de, Türkiye'nin daha önceki Türklerin kurduğu devletler ayrı ayrı devletler değildir. Hep birbirlerinin devamıdır, tamamlayıcısıdır. Ve bu süre içerisinde 1299'da kurulurken yazdılar. 1923'e kadar yazdılar, her şeyi yazdılar. Sarayda ne olup bitiyorsa yazdılar. Ama biz bunların tamamını maalesef Cumhuriyet kurulduktan sonra biraz haklı gerekçelerle, biraz haksız gerekçelerle, biraz aşırıya giderek, biraz tarihle koparak, dil, din, kültür şuurundan birazcık koptuğumuz için de onları Osmanlıca'yı unuttuk, konuşamadık. Arapça'yı unuttuk, konuşamadık, yazamadık. Farsça'yı unuttuk, konuşamadık, yazamadık. Ve bunun karşılığında da atalarımızın yazmış olduğu Farsça, Arapça, çoğunlukla da Osmanlıca, Osmanlı Türkçesi eserlerimiz maalesef kayboldu gitti, satıldı veya yakıldı, çöplere atıldı buralarda. Evlerde okutulmadı. Darbelerde korkuldu, gömüldü. Elimizde olanlarla ilgili de Özal, Allah rahmet eylesin, çok ciddi bir çalışma yaptırdı. Devlet arşivlerinde, Osmanlı arşivlerini açtırdı. Onlar açıldı ve bugüne kadar getirildi. Ben Ayşe Hafsa Sultan'ı rahmetle anıyorum. Kendisinin, bütün Osmanlı sultanlarının eşlerinin ve de sadrazamlarının, paşalarının her gittikleri yerde büyük eserleri var. Daha çok hanlar, hamamlar, bimarhaneler, medreseler, tekkeler, dergahlar, camiler, bunlarla ilgili. İnsanlar caminin yanına gelince zaten bizim şehirlerimiz cami eksenli şehirler, cami merkezli şehirler. Bizde camiler ve mezarlıklar şehrin ortasındadır. Herkes mezarlığın etrafında büyür. Herkes caminin etrafında büyür. Evler camilere bakar. Evler mezarlıklara bakar. Bir yandan camilere bakar, Allah'ı hatırlarlar, peygamberi hatırlarlar, Kur'an'ı hatırlarlar. Bir diğer yandan mezarları görürler. O mezar taşlarıyla beraber de nasihat isterseniz en büyük nasihat ölümdür sözünü hatırlarlar. Ve böylece hayata tutunurken, hayatı yorumlarken anlamlandırırlar hayatı. Hayat anlamlı hale gelir. İnsanları severler, kuşları severler. Madem ki öleceğim, o zaman çevreye zarar vermeyeyim. Madem ki öleceğim, insanlara zarar vermeyeyim. Madem ki hesap var, yevmit din var, büyük din günü var, o zaman ben de iyi insan olayım diye gayret sarf ederler. Çünkü mezarları hatırlarlar. Buradan mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var diyen halkın padişahları da orada yatıyor. Orada evliyalar da, hocalar da, değerli din adamları da, bilim adamları da, ulu tekinler de, ulu beyler de, işte efendime söyleyeyim caca beyler de oralarda yatıyorlar. Normal bir derviş de orada yatıyor, normal bir çöpçü de orada yatıyor, bir temizlikçi de orada yatıyor. O zaman öleceğiz. Ölümden kaçış yok. İyi insan olalım. Mesajı verir şehir anlayışımızda. Osmanlı da bunu yapmış. Burası da 704 yıl önce Saruhan Bey tarafından 3 kardeş beraberce fethedildiler. Burası Bizans'ın şehriydi. Bizans'ın şehrini Türkleştirdiler ve Müslümanlaştırdılar. Ve ardından da bu şehri bize hediye ettiler. 704 yıldır da biz bu şehirde hür bir şekilde yaşıyoruz.
ve belki de Türkiye'nin en güzel şehirlerinden bir tanesi. İstanbul payitaht, övgüye mazhar olmuş bir şehir. Ama onun haricindeki şehirlere baktığımız zaman bir tarafta nehir, bir tarafta deniz, bir tarafta dağ, bir tarafta ova, dağlarından bal akan, ovalarından yağ akan bir şehir ve bu şehir ufka bakıyor, batıya bakıyor bu şehir. Belki de Türkiye'nin en güzel şehirlerinden bir tanesi. Bu güzel şehirde beraber yaşıyoruz. Biraz uzattım, kusura bakmayın. Estağfurullah, evet. Hocam.